Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba, umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir. Bu videom içerisinde sizlere teknik analizde gördüğüm bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hem bilgilendirici bir içerik olmasını istiyorum, hem de bir dönüş sinyalinin olabilme ihtimalini masaya yatırmak istiyorum. Bildiğiniz gibi grafiğe haftalık bazda baktığımız zaman ard arda 8 mum, resmen tarihinde daha önce yaşamadığı şekilde ard arda 8 tane kırmızı mumla düşüş grafiğimiz tam gaz devam ediyor. Bu videoyu tahmin ediyorum pazar günü yayınlayacağım. Ve bu gece tekrardan bir mum kapanışı olacak. Mum kapandıktan sonraki fikirlerimi de Twitter üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu yüzden beni hala takip etmiyorsanız Twitter üzerinden takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Ayrıca bu videomuzun bir sponsoru var, Lot Trade. Ondan da ufak bir şekilde bahsetmek istiyorum. İlginizi çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu videoyu izleyen ve açıklama kısmında Lot Trade'e üye olan ve birazdan bahsedeceğim olayları gerçekleştiren herkes bir ödül kazanıyor. Nereden baksanız 10 dolarlık bir ödülden bahsediyorum. Airdrop olarak da adlandırabiliriz bu durumu. Hız kesmeden ekran kaydımı başlatayım ve anlatacaklarımı anlatayım. Evet, Bitcoin grafiğim karşımda. Bundan önce çoğu videomda olduğu gibi Bitcoin balina cüzdanlarını incelemek istiyorum. Twitter üzerinden sizlerle paylaştım. 5. ayın 31'inde, yani nereden baksanız bir hafta içerisinde yeni bir cüzdan, daha henüz kime ait bir cüzdan olduğunu, bir soğuk cüzdan mı değil mi, herhangi bir bilgim yok. Fakat bir gün içerisinde tek işlemde 50.620 Bitcoin cüzdanına ekledi. Burada blok üzerinden ben kontrol ettiğimde tamamen bir cüzdan transferi olduğunu gördüm. Ve bu transferi gerçekleştiren cüzdana da tıkladığımda cüzdanın içerisinde 5.600'e yakın adet Bitcoin olduğunu gördüm. Çok aktif bir şekilde giriş çıkışları olduğu için bir borsa cüzdanı olarak da adlandırabilirim. Yani bir alım yapılmış diyebiliyorum kendi kendime. Diğer cüzdanlarımıza baktığımız zaman 2022'nin 3. ayından beri toplamda 50.000'e yakın, 49.800 Bitcoin toplayan bir cüzdan var. Fakat içinde bulunduğumuz haftalarda pek bir işlem yapmamış. HQ ile biten cüzdan, bu cüzdanı sürekli takip ediyoruz. En son 5. ayın 27'sinde 86 Bitcoin, 5. ayın 26'sında 481 Bitcoin cüzdanına ekleme yaptı. Ve ZR ile biten cüzdanımızda en son 5.500 ve 6.200 olmak üzere Mayıs ayının başında 11.000 civarı bir Bitcoin cüzdanına eklemişti. Onun dışında herhangi bir güncelleme yok. Bundan sonraki konumuz bu videonun sponsoru olan Lot Trade platformu. Lot Trade hali hazırda işlem yapan, hali hazırda margin işlem yapan kişilerin şu an için ücretsiz turnuvalara katılıp zaten ettikleri kar üzerinden bu platform içerisinde de ödül kazandığı bir sistem aslında. Yani şu an anlaşmalı olan borsalar içerisinde Binance ve Huobi var. Bu iki borsa üzerinde kaldıraçlı işlem yapıyorsanız, futures işlem yapıyorsanız, işlem yapıyorsanız borsanız üzerinden bu platforma sadece okuma yetkisi veriyorsunuz. Yani sizin cüzdanınıza herhangi bir şekilde dokunamıyorlar. Sadece ne yaptığınızı görebiliyorlar. Bunu da botlar kontrol ediyor ve başarılı işlem yapıyor musunuz, yüzde kaç başarılısınız ve bir ay içerisinde veya belirli bir süre içerisinde ne kadar kar ettiniz, buna göre bir sıralama oluşturuyor ve bu turnuvalara katıldıysanız bir ödül kazanıyorsunuz. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Açıklama kısmında size verdiğim link üzerinden üye olursanız turnuvalara tamamen ücretsiz girebiliyorsunuz. Şu an 2 tane aktif turnuva var ve herhangi bir turnuvaya giriş yaparsanız 10 dolar değerinde lot kazanıyorsunuz. Ama bunu kazanmak için dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten üye olmanız gerekiyor. Web sitelerine girdikten sonra register kısmından çok basit bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Ben zaten üye olduğum için gördüğünüz gibi giriş yaptım. Şu an açıkta 2 tane turnuva var. Birincisi Huobi Cup 10.000 dolarlık ödül havuzu olan bir yarışma. 17 Mayıs'ta başlayıp 17 Haziran'da bitiyor. Yani hala katılma şansınız var. Diğeri de 2022 turnuvası. Bu turnuva içerisinde de 25.000 dolarlık bir ödül var. Bu da 1 Şubat'ta başladı ve bu yıl sonuna kadar devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu an ikisi de free, yani ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz ve alt kısımda da gördüğünüz gibi her kullanıcı, yani bu turnuvalara katılan ve hali hazırda işlem yaptıkları borsadan API ile bağlanan kişiler burada puanlama sistemine göre bir derecelendiriliyorlar ve bu derecelendirme sonucunda da belli ödüller kazanıyorlar. Nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız sağ üst kısımdaki profil kısmına gelerek dashboard'unuza giriyorsunuz ve buradan Add APK diyerek Binance veya Huobi borsalarından birini seçiyorsunuz. Ben mesela Binance'te işlem yapıyorum, o yüzden Binance'a tıklıyorum ve APK Binance ve Secret Key Binance'ıma buraya girmem gerekiyor. Bunları da nereden bulacağım diye soracak olursanız hemen web sitesine
geri dönüyoruz. Guides kısmına basıyoruz ve How to Connect Binance veya How to Connect Huobi kısımları burada yer alıyor. Ben mesela Binance'la bağlanacağım için Binance seçiyorum ve burada Binance sitesine girmem gerektiğini, profil kısmından API Management kısmına girdikten sonra burada yeni bir API oluşturmam gerektiğini söylüyor. İsmi hiç önemli değil. Daha sonrasında burada verdiği kodlar çok önemli kodlar. Sakın sosyal medyada veya arkadaşlarınızla paylaşılması gereken kodlar değil. Ki zaten Binance'ın da yeni getirdiği özellikle burada görüyorsunuz bu API sayesinde nelere erişim izni veriyorsun. Burada işte benim adıma alım satım yapabilme, benim adıma para yatırıp para çekebilme gibi seçenekler var. Bunların hiçbirisini seçmenize gerek yok. Sadece enable reading yani okuma izni vererek yaptığınız işlemleri görebilme izni veriyorsunuz ve daha sonra load trade'e tekrardan girip add API diyerek aynı bu kısımları geldik. Buraları doldurduktan sonra bağlanmış oluyorsunuz. Daha sonrasında tekrardan web sitelerine girip hemen şöyle tekrardan içeri girelim. Buradan turnuvalara join diyorsunuz. Kuralları okudum, kabul ettim diyorsunuz ve turnuvaya kayıt sağlıyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken şey tamamen bağladığınız borsa üzerinde normal işlem yapmaya devam etmek. Başarı yüzdenize göre burada bir derecelendirmeye giriyorsunuz ve dediğim gibi ödül kazanıyorsunuz. Ama airdrop'ta kazanabilirsiniz dediğim gibi. Açıklama kısmından üye olmanız, işlem yaptığınız borsanın API key'ini bağlayıp bir turnuvaya katılmanız gerekiyor. Bunun karşılığında 10 BUS delik lot kazanacaksınız. Aynı zamanda bu lotları stake de edebiliyorsunuz. Her stake modelinin belli bir API oranı var ve sağ üst taraftaki marketplace kısmından da lot NFT'leri alabiliyorsunuz. Bu NFT'lerde kendi içlerinde farklı özellikler oluşturuyor. Hepsinin farklı API'ı var. Hepsinden farklı bir lot kazanabiliyorsunuz ve farklı özel turnuvalara da katılım sağlayabiliyorsunuz. İncelemek isterseniz açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Şimdi hemen gelelim Bitcoin grafiğimize. Haftalık bazda baktığımız zaman hepinizin bildiği gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 hafta ard arda kırmızı mumla kapattık. Ve içinde bulunduğumuz mum, yani bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle bu pazar kapanacak olan mum, aynı şurada da görüldüğü gibi yukarıya doğru büyük bir iğnesi bulunan yeşil bir mum. Şu an için yeşil kapayacak gibi gözüküyor fakat yarın akşam ne olur bilmiyoruz açıkçası. Burada gördüğünüz bu formasyon bana inverted hammer formasyonunu anımsattı. Yani düşen trend sonra gelen mumun yukarı doğru yüksek bir iğnesi olması. Hemen bunu Google'a yazdıktan sonra zaten bu formasyonu görebilirsiniz. Düşen bir trendten sonra yukarıya doğru yüksek iğnesi olan bir yeşil mum aslında formasyonlar içerisinde ve teknik analiz içerisinde bir dönüş sinyali olarak adlandırılan mumlardan bir tanesi. Burada zaten çoğu fotoğrafı incelediğimizde inverted hammer geldikten sonra yukarı yönlü bir hareketin olduğunu gösteriyor bizlere. Aynı bu fotoğraflarda olduğu gibi inverted hammer formasyonundan sonra yukarı yönlü bir dönüş sinyali beklenir. Şu an içinde bulunduğumuz sinyal de buna yorulabilir fakat bunun için haftalık mumun kapatması gerekiyor kesinlikle. Onun dışında siz ne durumdasınız Bitcoin'de, bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle bunu paylaşmayı unutmayın. Sizin 2022 içerisindeki hedefleriniz neler Bitcoin'de? Bildiğiniz gibi biz daha önce bir grafik üzerinde potansiyel dip belirlemiştik. Evet, bu grafik üzerinde. Ben hala 20 binlerin gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum fakat şu grafik geri döndükten sonra bildiğiniz gibi çok güçlü bir destek seviyemiz var. 29.000 seviyelerinde, 29.000 28.000 seviyelerinde. Bu seviyeler gerçekten çok sık test ediliyor ve çok ciddi bir geri dönüş görmedik ve bu durumda beni tekrardan 2018'deki bu yükselişe geri itiyor. Hemen şuna günlük grafikte bakmak istiyorum. Şöyle 2018-2019 rallisine geldikten sonra bu tamamen bizim rallimiz ve bütün çizimleri kaldırıyorum. Şöyle bir senaryo olabilir. Hemen şu çizimi de sileyim. Yükseliş kat etti. Daha sonra ikinci tepesini yaptı ve düşüş başladı. Aslında 2017-2018 rallisi bu şekildeydi. Ve aslında şu an içinde bulunduğumuz sürece benziyor. Neden benziyor? Bitcoin o yıllarda ilk atağını yaptıktan sonra burada çok güçlü bir destek bölümü oluşturuyor. Aynı şu an 28 binlerde oluşan destek seviyesi gibi. Bu destek seviyesi test ediliyor, test ediliyor, test ediliyor, test ediliyor, test ediliyor ve aşağı yönlü bir kırılım geliyor. Hatta sonrasında da aşağı yönlü bir kırılım geliyor. Derseniz ki burası şu an içinde bulunduğumuz 28.000 seviyeleri değil. Aslında şurası o seviyeler diye düşünecek olursanız, yani şu seviyelerden bahsediyorum. Burada da çok güçlü bir destek seviyesi oluşturmuş Bitcoin ve bu destekten güç alarak hareketlerine devam etmiş. Peki sonrasında ne olmuş? Gördüğünüz gibi bu destek seviyesi de birçok kez test edildikten sonra aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirmiş. Ben şu an içinde bulunduğumuz süreci buna da çok benzetiyorum. Kısa vadede evet bir yükseliş senaryosu gerçek olabilir veya
tarih gerçekten tekrardan ibaret olmayabilir. Fakat içinde bulunduğumuz senaryoda dediğim gibi bana bu destek seviyesinin sürekli test edilmesi ve daha sonrasında aşağı yönlü bir kırılmanın gelebileceği yönünde uzun vadeli baktığım zaman, hatta uzun vadeli demek yanlış olur, orta vadeli baktığım zaman. Fakat dediğim gibi tarihte ard arda 9 kırmızı mum da daha önce görülmedi ve bu 9 kırmızı mum da daha önce görülmediği için bir dönüş formasyonu da olabilir. Aslında potansiyel dip seviyemiz evet 24.000-20.000 aralığıydı. Hala da öyle. Benim potansiyel dip seviyelerim oralar, fakat bu içinde bulunduğumuz seviyelerde gayet değerlendirilebilecek, trade yapılabilecek seviyeler. Bu yüzden ben trade yapmaya ve scalp yapmaya devam ediyorum. Bunu zaten katıl grubunda ve spot gruplarımda sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi sizler bu süreçte ne yapıyorsunuz? Nasıl para kazanmaya çalışıyorsunuz? Veya uzun vadeli sepetinize hangi kripto paraları ekliyorsunuz? Bunu lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorumlar kısmında bir yorum bırakmayı da unutmayın. Hemen şöyle yapalım. Ekranın sol alt kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerime kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Unutmamanız gereken çok şey var. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.